misin? İyi misin? İyiyim Burak. Ne var? Midem bulanıyor da ondan. Hem senin başka işin gücün yok mu kızım? Sürekli karşıma çıkıyorsun. Bebeği aldırmamış. Hala hamile. Ne güzel sürpriz. Cevap verin bana. Kim bu adam? Günaydın Toprak Hanım. Buyurun. Geliyorum. Bana derhal cevap verin. Necip Bey, bu haliniz ne? Siz beni bırakın da bu adam kim onu söyleyin bana. Sevgiliniz mi ha? Ne saçmalıyorsunuz siz? Ne sevgilisi? Yalan söylemeyin bana. Her şeyden haberim var benim. Basbayağı sevgilinizmiş. Öyle değil mi Özcan Bey? Çok büyük bir yanlış anlama var Necip Bey. Tanıştırayım. Doktorunuz Avni Bey. Merhaba Necip Bey. Sizin check-up'ınızı yapacak olan hastanenin başhekimi. Çınar Bey buyurun. Adem toprağı yoldan aldın mı? Aldım efendim, yoldayız. Tamam, bana toprağı verir misin? Efendim Çınar. Yolday mısınız? Evet. İyi tamam, ne yemek istersin? Yani bana fark etmez. Siz nasıl isterseniz. Söyle ona göre rezervasyon yaptıracağım. Balık sever misin? Olur. Yerim. İyi misin sen Toprak? Sesin kötü geliyor. Ters bir şey mi oldu yoksa? Bir şey olmadı Çınar. İyiyim ben. Balık yiyelim damat. Hem de Boğaz'da. Yani İstanbul'a geldiğimizi anlayalım değil mi? Neyse sen bana Adem'i verir misin? Ona gideceğimiz yerin tarifini yapayım ben. Thank you.
Kusura bakmayın Avni Bey. En kısa zamanda check-up için uğrayacağız size. Tabii Zümrüt Hanım. Ne zaman isterseniz. Görüşürüz. Kusura bakmayın efendim. Bir yanlış anlama oldu. Sorun değil. İyi günler Necip Bey. İyi günler. Neydi bu Necip Bey? Kusura bakmayın. Yanlış anlama oldu. Yanlışlık öyle mi? Ben sizin sağlığınızı düşünürken siz beni iffetsizlikle suçluyorsunuz. Gerçekten size karşı çok mahcubum. Müsaade ederseniz ben gideyim. Hiçbir yere gidemezsiniz Necip Bey. Aniden gelip ortalığı birbirine katıyorsunuz, sonra da gitmek istiyorsunuz. Bana bir açıklama borcunuz var. Ne diyeyim Zümrüt Hanım? Bir hata oldu dedim ya. Bu hataya sizi sürükleyen kimdir? Kim bana karşı kışkırtıyor sizi? İki bayana. Hanımım. Ay dilim keçeye döndü, su içeceğim, su. Ben getirirdim hanımı. Rica ederim, kimsenin günahını almayın. Öyle mi? O istediği gibi beni suçlasın. Siz hala İkbal Hanım'ı korumaya devam edin. Yapma. Yanlış anladınız. Ben anlayacağımı anladım. Söz konusu İkbal Hanım olduğu zaman o yüce adaletiniz bir anda kayboluveriyor. Necip Bey. Madem o bir şey söylemedi, gidelim o zaman hesabını soralım kendisinden. Yapmayın Zümrüt Hanım. Niye telaşlandınız Necip Bey? Sussuzsa bir sorun yok demektir değil mi? Bu saçma sapan mevzuyu burada bitirelim. Söz konusu olan benim haysiyetim Necip Bey. Bana karşı duracağınıza bu terbiyesinin hesabını sormanız gerekiyordu. Çünkü ben sizin karınızım. Yalan yanlış şeylerle sizin kafanızı doldurduğunun farkındayım o kadının. Suçsuz olduğuma göre bunun hesabını sormak da en büyük hakkım. Zümrüt Hanım. Ay dilim damağıma yapıştı vallahi Amir Bey. Oh. Oh. Yaşa. Buyur hanım. Sağ ol. Ölmüşlerin önüne gitsin. Afiyet olsun hanımım. Beni arayan oldu mu Mürvet? Yok hanımım. Necip Bey de mi aramadı? Aramadı hanımım. Ne pişiriyorsun? Pastırmalı kuru fasulye hanımım. Tam senin sevdiğin gibi. Ay, deme be. Yok ben yiyemem şimdi bunu. Aman fasulyenin ne zararı olacak ki hanımım? Yok kızım, listenin dışına çıkmamam lazım. Sen bana ana baba usulü böyle bol yeşil salata hazırla. Aman o atom mudur bomba mıdır neyse o katır kutur şeylerden koma. Domates doğra, sivri biber doğra içine, bir de hıyar doğra. Nasıl istersen hanımım. Dur bakayım şunun tadı tuzu yerinde mi bari? Aslanım az müsaade et. Zümrüt Hanım. Rica ederim sakin olun da konuşalım. Bu kadar telaşlandığınıza göre demek ki haklıyım Necip Bey. Zeki Bey gidiyoruz. Kusura bakma. Cesur, hadi hemen eve oğlum. Peki efendim. Ne
Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Buyurun şöyle alt kat alayım size. Peki. Öyle yok. Biz buraya kadar geldik. Bizi söylediğiniz manzaralı güzel bir masaya oturttu. Sen merak etme baba. Zaten bizi muhakkak deniz manzaralı bir masaya oturturlar. Ha, öyle demedi de ben hemen anlayamadım yani. Evet. Afiyet olsun hanım. Sağ ol. Bismillah. Yağsız tuzsuz pek yavan. Az bir şey yağdan ziyan gelmez. Zümrüt Hanım, çok rica ederim lütfen yapmayın. Sizin başınıza böyle bir şey gelse ne yapardınız Necip Bey? Haklısınız. Çok nahoş bir durum. Ben... Bana durmam için bir sebep söyleyin. Zümrüt Hanım, aynı çatı altında yaşıyoruz. Zaten aranızda bir husumettir devam edip gidiyor. Şimdi bir hesap sorarsanız her şey Arap saçına dönecek. Tabii. Bir suçluymuş gibi susayım kalayım öyle mi? İkbal Hanım'ın da attığı iftira yanına kar kalsın. Zümrüt Hanım, lütfen bunu benim için yapın. Sizin için yapacağım Necip Bey. Sizin soyadınızı taşıdığım için yapacağım bunu. Ben sizin güveninizi kazanmak için çok çaba sarf ettim. Bunun yıkılmasına izin vermeyeceğim. Zümrüt Hanım. Oh. Ziyade olsun damat. Ölmüşlerin ruhuna değsin. Afiyet olsun. Baba annemle konuştum sabah. Sesi iyi geliyordu. İyi mi gerçekten? İyidir iyidir. Yani bildiğin gibi devamlı hastaneye gidip geliyor. Yani ilaçlarını vaktinde aldığı zaman keyfi tıkırında. Ablam nasıl? Bu aralar konuşamadık pek. İyi. O da evlilik telaşında. Hazırlıklar başladı. Konaktan burnunu çıkartmıyor dışarı. Sözde aynı evde oturuyoruz ama yüzünü görüyor musun dersen görmüyoruz. Hamiyet Hanımlar nasıl baba? İyi. Yusuf Bey. O nasıl? İyi. Yani Yusuf Bey ne olacak? İçinde gücünde. Teyzem ne yapıyor? Hoş, onunla iki günde bir konuşuyoruz. O katır gibi işte yani. Herkesi dolamış parmağınla hepsini ayrı ayrı oynuyor. Yani herkesin derdi, gücü onun sırtında. Kadıncağız altından kalkmaya çalışıyor zavallı. Ekmek parası. İkbal Hanım nerede? Yemek odasında efendim. Zümrüt Hanım nereye gitti? İkbal Hanım'ın yanına. Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz İkbal Hanım? Gördüğünüz gibi salata mı yiyorum Zümrüt Hanım? Ama siz kendi başınızı yemişsiniz anladığım kadarıyla. Amacınız ne? Neden benimle uğraşıyorsunuz? Ha, gizli saklı çevirdiğiniz dolaplardan bahsediyorsunuz sanırım. Ne o? Gizli aşkınız ortaya çıkmayacak mı sandınız? Kimseyle aşk yaşamadım ben. Tabii kocam Necip dışında.
Sen bunu benim külahıma anlat. Hanımlar yapmayın lütfen. Necip Bey, bu edepsiz kadın ne yüzle benden hesap soruyor? Sen gözlerinde görmedin mi adamla nasıl fingirdeştiğini? Lütfen. İkbal Hanım, bir yanlış anlama olmuş. Ben gittiğimde Zümrüt Hanım'ın bir doktorla randevusu varmış. Adı da Özcan değil, Avni. Anladım. Buluşmanızı iptal ettin demek. Siz hastasınız. Kafanız size oyunlar oynuyor. Sonra da saçma sapan bir şekilde kurguluyorsunuz onları. Öyle mi? Peki. Bakalım aşkınızın ispatı fotoğrafları getirince de kuyruğu böyle dik tutabilecek misin Zümrüt Hanım? Delirmiş bu kadın. Ben hayatımda böyle bir şeyle karşılaşmadım daha. Arsız, yüzsüz kadın. Zeytinyağı gibi su üstüne çıkmaya çalışıyor. Bakalım bu resimleri görünce ne yapacaksın? Size anlatın bakalım. Siz nasılsınız? Keyifler nasıl? İyiyiz çok şükür. Ne zaman vereceksiniz müjdeyi? Ne müjdesi baba? Torun ya, torun. Hiçbirbirinize bakmayın. Yani torunumuzu kucağımıza almak, sevmek bizim de hakkımız. Kısmet babacığım. İnşallah o da olur. Elinizi çabuk tutun ama. Bak, havalardan da evlenir evlenmez hemen isteyeceğim torunu. Zaten oğlan Yusuf'tan değilmiş. Bizim Havva ilk gerçek hancıoğlunu doğuracak. Nasıl yani? Sen Rüzgar'dan mı bahsediyorsun? Sen bilmiyor musun? Rüzgar Yusuf'un oğlu değilmiş ki. Var diyor. Ya olmayan bir şey neyini ispatlayacaksa? Buyurun Necip Bey. Karınızın marifetlerini gözlerinizle görün. Yani baba, şimdi Rüzgar'ı başkasına mı verecekler yani? Yazık olur yavruma. Yo yo yo, kimseye vermeyecekler. Rüzgar yine Yusuf'un nüfusunda konakta kalacak. Hayır, nasıl olur ben hiç anlamadım. Ben kendi gözlerimle gördüm raporu. Rüzgar'ın Yusuf Bey'in oğlu olduğunu yazıyordu. Yalanmış işte. Birisi raporu değiştirmiş. Baba, kim niye böyle bir şey yapmak istesin? Ne bileyim ben kızım. Etrafta densiz dolu. Biri şaka olsun diye yapmıştır. Baba Allah aşkına böyle şeyin şakası mı olur? Bir çocuğun hayatı söz konusu. Toprak haklı baba. Böyle şaka olmaz. Gerçi Yusuf gereğini yapmıştır. Gene de ben bir Yusuf arayayım bakayım yardıma ihtiyacı var mı? Bir dur evladım, bir dur. Zaten Yusuf Bey çok üzüldü olanlara.
Şimdi hatırlatıp yarasını deşmeyelim. Yani şuraya hasta dili yemek yemeye geldik. Tadımızı bozmayalım. Zaten bak toprak da harap oldu. Yazık Yusuf Bey ne kadar çok üzülmüştür şimdi. Dünyası başına yıkılmıştır. Onun kadar iyi bir insanı kim bunu neden yapsın anlamıyorum hiç. Rüzgarı nasıl da oğlum diye bağrına basardın. Hep birlikte oyunlar oynardık. Ne güzel günlerdi. Yazık. Yazık rüzgarıma. Müsaadenle baba. Elim yüzünü kel. Kopsun mu dilim be? Biliyorum o bebekle aranda güçlü bir bağ vardı. Ama bak gene de konakta kalıyormuş. Rüzgar konakta kalıyorsa bile bu sadece Yusuf Bey'in sayesindedir. Onun kadar iyi bir insana neden böyle yapıyorlar hiç anlamıyorum. Hadi sen elini yüzünü yıka, ben seni burada bekliyorum. Bayağı da öpüşüyorlardı. Teyyarenin içinde. Yeter artık. Kafanızdaki sarnılarla beni yargılayamazsınız. Buna izin veremem. Ben ne dediğimi biliyorum Zümrüt Hanım. Bal gibi de öpüşüyordun elin herifiyle. Gözlerimle gördüm. Gözlerinizle gördüğünüz bunlar mı? Bana bak. Yeter! Bu saçmalığa bir son verin artık. Necip Bey, ben kendimi savunuyorum. Yengenizin attığı iftiralara sessiz kalamazdım. Siz de görüyorsunuz. Ne iftirası be kadın? Gözlerimle gördüm diyorum sana. Bal gibi de fingirdeşiyordun o herifle. Yeter artık. Daha fazla dinleyemeyeceğim. Derhal benden özür dileyeceksiniz. Ne münasebet. Bir de edepsizliğini alkış tutayım istersen. Yenge, ne oluyor Allah aşkına? Sesin say yukarılara geldi. Elinin körü oluyor. Çekil önümden. Görüyorsunuz değil mi Necip Bey? Beni nasıl zan altında bırakıyor? Ben böyle bir şey hak etmedim. Ben bunu hak edecek hiçbir şey yapmadım. Ben sizin adınıza leke sürecek hiçbir şey yapmadım. Tamam Zümrüt Hanım. Kendinizi üzmeyin artık. Bu konuyu da kapatalım. Tek bir şartla. İkbal Hanım benden gelip özür dileyecek. Zümrüt Hanım. İkna etmeye kalkmayın. Gidin yengenizle konuşun lütfen. Yapmayın Zümrüt Hanım. Çocuk değil ki kulağından çekip özür dile diye getireyim. Ne yani? Karınıza yaptıklarını reva mı görüyorsunuz? Bunu kastetmemiştim. İncindiğinizi biliyorum. Haklısınız da.
Necip Bey. Ya İkbal Hanım benden özür dileyecek ya da ben o kadınla aynı çatı altında kalamam artık. Gitmez. Hemen balıklar geldi. Ben de soğuyup da tadı kaçmasın diye sizi beklemeden başladım. İyi yapmışsın baba. Afiyet olsun. Hadi siz de soğutmayın. Başlayın. Afiyet olsun babacığım. Abi, yengemi gördüm deliye dönmüş. Zümrüt Hanım desen burnundan soluyor. Ne oluyor Allah aşkına? Bir bilsem Reyhan, bir bilsem. Nereye böyle Zümrüt Hanım? Söyledim size Necip Bey. Böyle töhmet altında bulunduğum bir evde kalamam. Ne zaman İkbal Hanım hatasını telafi eder, o zaman dönerim. Benim kabahatimle de böyle yapıyorsunuz. Asla. Sizin hiçbir suçunuz olmadığını biliyorum. Size karşı duygularım değişmedi. Ama çok kırgınım. Kararım kesin. Israr etmeyin. Hoşça kalın. Ayaklarıma kara sular indi vallahi. İstediğinin biri bir yerdeyse öbürü öbür köyde. Oh. Hayırlı günler Zümrüt Hanım. Tövbe estağfurullah. Tafrası kimeyse artık. Allah aşkına bırakın peşimi Zümrüt Hanım. Neden Mürvet? Seninle çok güzel bir anlaşma yaptık değil mi? Hı? Sen benim dediklerimi yapacaksın. Ben de sessiz kalacağım. Ne dediyseniz yaptım ya. Daha ne istiyorsunuz Zümrüt Hanım? Bu evde ne olup bitiyor her şeyden haberim olacak. Benim gözüm kulağım olacaksınız. Yapamam. Yapamam Zümrüt Hanım. Zaten büyük kabahat işledim. Peki, tamam. O zaman ben de kocanın şehir dışında değil de hırsızlıktan hapiste yattığını söylerim. Ne de olsa Necip Bey patronum. Her şeyi bilmek en doğal hakkı değil mi? Tamam. Tamam Zümrüt Hanım. Ne isterseniz yapacağım. Ama ne olursunuz kulunuz köleniz olayım. Kimseye bir şey söylemeyin. Ben seni arayacağım. Her şey ateş bağısı vallahi Necip.
Bizim oralardaki 3 kuruş olan şey burada 13 kuruş. Öyle abla. Ben ilacımı alacaktım. Sen de yorulmuşsun. Biraz dinlen istersen. Olur. Kızım, o elindekileri bırak da bana bir tuzlu ayran yapıver. İçeyim de canım başıma gelsin. Hemen hanım. İkbal Hanım. Ne şimdi bu olanlar İkbal Hanım? Onu zevcenize sormak icap eder Necip Bey. Bu kadarı fazla. Bir adamla randevusu var dedin. Sözüne itibar ettim. Gittim. Rezil olduğumla kaldım. Yetmedi. Resimler var dediniz. Kadın oturmuş kahve içiyor. Değiştirmiş Necip Bey. Vallahi da billahi de değiştirmiş. Bendeki fotoğraflarda o Özcan'la öpüşüp koklaşıyordu karın. Nasıl değiştirsin İkbal Hanım? Onlar sizde değil miydi? Necip Bey, kadının elinin uzanmadığı yer mi var? Zehir gibi zehir. Şeytan bunun yanında sütten çıkmış ak kaşık kalır. Kim bilir nasıl becerdi, nasıl? Olmuyor İkbal Hanım, olmuyor. Bir insandan haz etmemek başka bir şey. Ona iftira atmak başka bir şey. Necip Bey, vallahi da billahi de var öyle bir adam. Bana itimadın yok mu? Bir dakika o zaman. Tamam o zaman, bir dakika Necip Bey. Alın. Alın telefon açın. Konuşun, neredelermiş, neler yapmışlar. Alın, alın telefonu, alın. Al. Bu kadarı fazla İkbal Hanım. Yeteri kadar çocuk gibi davrandınız. Hem hangi adamı arayacağım ben? Böyle biri varsa bile... O adamın telefonunun sizde ne işi var? Çünkü ben tuttum o adamı. Ne? Zümrüt Hanım baştan çıkarsın diye para ödedim. Ara, ara Necip. Alın yüzleşin adamla, göreceksiniz hakikatleri ne olur Necip Bey. Ne olur ara. Sen ne yaptın İkbal Hanım? Böyle bir iş için adam mı tuttun? Ne ara sen böyle dalavereci oldun? Hiç yakışıyor mu sana? Söyle bana. Yakışıyor mu İkbal Hanım? Yeşim. Yeşim, niye cevap vermiyorsun? Yeşim! Evde kıyametler kopuyor, senin dünyadan haberin yok. Ne haber Reyhan? Pes doğrusu. Gerçekten bir habersin olanlardan. Ne oldu, ne olmuş ki? Annenle yengem kavga ettiler. Ne var bunda Reyhan? Annen evi terk etti. Aman Reyhan ya. Akşama geri döner. Ne var bu kadar büyütecek? Tamam. Bakalım şimdi söyleyeceklerimi kayıtsız kalabilecek misin? Sıtkı'yı buldum. Sıtkı kimdi ya? Rakibinin eski kocası. Ciddi misin? Neredeymiş? Burnumuzun dibinde, İstanbul'da. Üstelik de yeni gelmişler. Harika. Hemen onunla görüşmek istiyorum Reyhan. Allah, Allah razı olsun damat. Yani bir yemişim, bir yemişim, karnım başım doldu yani. Afiyet olsun. Baba. Bizim oralarda havalar ısındı mı? Ya sen ne böyle ayrı duruyorsun? Ya gitsene kocanın yanına. Hadi. Tutuşun bakayım el ele. Ya kızım girsene, koluna gir, koluna gir kocanın. Ha, şöyle yürüyün bakalım. Endamınızı göreyim, iftihar edeyim. Maşallah, maşallah.
Vay be, ne güzel yerler be. Yani şu evlerden birisi benim olacak, kirası yeter bana. Toprak, isterseniz siz eve dönün. Ha ama yok, biz gezelim diyorsanız da şoför sizle beraber. İstediğiniz yere gidersiniz. Biz eve döneriz herhalde. Yani babam da yorgundur zaten. Yok canım, ben yorgun değilim, iyiyim. Yani hem eve tıkılıp ne yapacağız? Gezeriz ne güzel. İyi tamam, sen nasıl istersen. Hadi akşam görüşürüz. Siz her gece aynı odaya kapandığınızda benim içimde ne fırtınalar kopuyor, haberiniz var mı Necip Bey? Sen yaptın. Beni odaya sen kapattın İkbal Hanım. Şimdi benim elimi kolumu bağlayan, beni bu izdivaca mecbur eden sensin. Şimdi benden ne istiyorsun İkbal Hanım? Sözde düzmece olacaktı. Öyle konuşmuştuk sizinle. Ama siz gün be gün yakınlaştınız. Anlamıyorum mu sandınız? Bakışınız bile değişti ona karşı. Başta sürekli tenkit ettiğiniz kadını savunur oldunuz. Ağzınızdan adı dökülürken bile bir hoş oluyorsunuz. Ne münasebet İkbal Hanım? Ben sadece insani bir münasebet kurmaya çalışıyorum. Ben aptal değilim Necip Bey. Gözümün önünde müteşekkil eden şeyleri görmezden gelmemi mi bekliyordun? Ah be İkbal Hanım. Böyle işlere kalkışacağına keşke en başta müsaade etseydin bana. İçimizde yaşananları haykıralım dedim. Herkes gerçeği bilsin dedim. Ama sen hiç dinlemedin beni. Şimdi de kalkmış beni suçluyorsun. Günah benden gitti diyorsun yani. Ben bir şey demiyorum İkbal Hanım. Sadece bu olanları sana yakıştıramıyorum, o kadar. Şu olanları, halimizi çocuklar bir duysa, bir öğrense ne olur? O zaman vursaydın yumruğunu masaya. Duruma el kosaydın. Ama ta en başta. Çıksaydın rahmetlinin karşısına, senden önce ben varım deseydin. Ama nerede? Senin bu basiretsizliğin şimdi kaderimiz oldu. Beni bugün şaşırtmakla kalmadınız İkbal Hanım. Kalbimi de kırdınız. Allah nazardan saklasın. Bu halinizi gördüm ya, gam yemem. Damat senin gözünün içine bakıyordu. Yani sevdalı kuşlar gibisiniz. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu çınar Yusuf'tan daha kibar. O ne demek baba şimdi? Sanki Yusuf Bey'in bir kabalığını gördün. Orasını bana bırak. Yani sen bu yaşlı babana inan. Senin kocan adam gibi adam. Tamam, abime söyleyeceğim selamlarınızı. Siz de benden tanıdıklara selam edin. Memlekette herkesle konuştum. Sıtkı'yı tanıyorlar.
Ama numarasını bilen yok. Yani şu adamın İstanbul'da olup da numarasını bulamadığımıza inanamıyorum Reyhan ya. Aslında ben kime soracağımızı biliyorum da. Niye duruyorsun Reyhan? Ne yapacaksan yap hadi. Biz Sıtkı'yı buluruz da abim de dakikasında bizi bulur. Öyle bir tepemize biner ki görürüz günümüzü. Tabii öyle olsun istemeyiz. Necip Bey'i uyandırmamak lazım. Aslında benim aklımda bir fikir var. Neymiş bu fikir? Hoş geldin. Şaka maka yaşlanıyorum yani. Sabaha kadar yol geldim ve gezme tozma derken iflahım kesilmiş. Ama şimdi güzel kızım bana kuş gibi döşekseler ben de akşam yemeğine kadar bir güzel uyurum ha. Tamam baba, hadi gel dinlen biraz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba Şerp. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl? İstanbul'u beğendiniz mi? Beğenmek de laf mı? Siz burada cennette yaşıyorsunuz. Ya değil mi? Ne oldu Toprak? Bir şey mi oldu hayatım? Yok bir şey yok. Ben öyle bana dik dik bakınca bir şey oldu sandım. Bir sorun yok Yeşim. Sana öyle geldi herhalde. Herhalde ben öyle zannettim. Neyse. Hadi görüşürüz. Kim bu kız? Yeşim. Çınar'ın baldızı baba. Ne işi var burada? Yeşim'in annesi Zümrüt Hanım Necip Bey'le evli. Ha. Burada kimin eli kimin cebinde durum olmuş ha? Hadi babacığım gel sen. Ben sana odanı göstereyim ha. Gel. Efendim Necip Bey? Neredesiniz Zümrüt Hanım? Yoldayım. Hayırdır? Nereye böyle? Sapanca'ya gidiyorum. Biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var. Konu acil değilse sonra konuşalım lütfen. Peki efendim. Sapanca'ya oğlum. Peki efendim. Gel baba. Yaşa kızım. Hadi iyi uykular. Sağ ol toprağım.
Demek almışsın telefonunu. Evet aldım, teşekkür ederim. Teşekküre gerek yok Toprak. Ne de olsa sen telefonunu bizim yüzümüzden kaybettin. Olsun, yine de teşekkür ederim ben. Güle güle kullan. Evde durumlar nasıl? Her şey yolunda mı? Yani yolunda. Emin misin? Eşimle bir sorun yok değil mi? Çınar, hazır eşim demişken. Bir şey mi oldu? Yok yok, bir şey olmadı da ben sana bir şey soracaktım. Sen bu kürtaj sırasında eşimle miydin? Evet. Yani hep yanında mıydın? Bir şey mi oldu Toprak? Hiç, merak ettim sadece. Allah Allah, emin misin? Hı. Çınar, çocuklar kapıdan haber verdi. Belediye başkanının arabası şirkete girmiş. Aşağı inip karşılamamız lazım. Neyse Toprak, ben seni sonra alacağım. Tabii tabii. Sana kolay gelsin. Hoşça kal. Bir şey var herhalde çocuğun. Ne yaptıysan susmadı. Nesi olacak? Bakmayı beceremiyorsun. Ne alakası var Sıtkı? Emzirdim, gazını aldım. Altı da temiz. Ama ne yaptıysam susmadı. Daha ne yapayım? Lan sus dur! Sus anneciğim, sus. Bir şey var herhalde bu çocuğun. Sıtkı, bir doktora falan götürelim ne olur. Ha olur. Beş beyanan gözel hastaneyi istiyorsun. Lan beş kuruş para yok cebimizde. Doktor diyorsun sen. Ya hastaysa? O zaman ne yapacağız? Hem devlet hastanesi parasız bakmıyor muydu? Bakıyor. Hadi yürü. Sabaha anca varırız hastaneye. Kadın sen laftan anlamıyor musun? Dolmuşa binmeyi bırak, kuru ekmek alacak para yok. Ne oldu? Buldum. Nasıl buldun? Bakalım, şimdi görüşmeyi talep edeceğim. İnşallah kabul eder. Hadi annem para yollayacaktı. Ne bileyim, iki gündür haber yok anamdan. Sus anneciğim, sus ne olur. Telefonu çalıyor. Duyuyoruz be. Kimsin? Sıtkı Bey'le mi görüşüyorum? Ha evet de, sen kimsin tanıyamadım. Ben... Sizin uzaktan bir akrabanızın. İstanbul'da olduğunuzu duydum, doğru mu? Adın ne senin? Yeşim. Ben tanımıyorum öyle birini. Ha, biliyorum, biliyorum. Tabii ki öyle ama eğer yüz yüze konuşabilirsek ben kendimi size tanıtacağım. Dalga mı geçiyorsun adamla ya? Tanımıyorum dedim ya. Ne oldu? Kapattı salak. Oyun falan sanıyor. Allah Allah.
Ne istiyorsun kadın? Sıtkı Bey, eğer yüz yüze görüşebilirsek size anlatmak istediğim şeyler var. Eski karınız Toprak'la ilgili. Nereden tanıyorsun Toprak? İşte bütün bu ayrıntılar için yüz yüze görüşsek. Toprak'a bir şey mi oldu? Ben de bununla ilgili sizinle konuşmak istiyorum Sıtkı Bey. Neredesiniz? Alayım ben sizi. Mis gibi koktu gözünü sevdiğimin. Pastırmanın memleketinden geliyorsunuz Remzi Bey. Öyle öyle ama yani 40 yıldır yemeye yemeye tadını unuttuk vallahi. Sofranın zevatı azalmış bakıyorum gene. Nerede bu ahali Mürvet? Yemek vaktinin geldiğinden haberi yok mu kimsenin? Zümrüt Hanım'la Necip Bey dışarıdalar. İkbal Hanım'ın da başı tutmuş yatıyor. Hiç şaşırmadım. Yeşim Hanım kızım nerede? Midesini üşütmüş, yemek yemeyecekmiş hanımım. Senin kocan nerede Reyhan? Ece ile şirkette çalışıyorlar abla. Herkesin bir bahanesi var maşallah. Ama olmuyor böyle. Hele ki misafirimiz varken. Hiç yakışık alıyor mu? Sen rahat ol hemşire. Ben yabancı değilim ki. Yani evin adamı sayılırım. Anneciğim. Buyurun. Afiyet olsun. Efendim? Zümrüt Hanım, resepsiyondan arıyorum efendim. Bir misafiriniz var. Kimmiş? Eşiniz Necip Bey efendim. Yukarı gelmek istiyor. Aa, buyursunlar. İkbal Hanım, otelde öyle değil böyle kalınır. Necip Bey. Müsait değil misiniz? Yok. Buyurun. Gelebilir miyim? Oo, Toprak Hanım. Buyurun tabii. Evet. Ne vardı? Yeşim. Ben sana bir şey soracağım. Evet. Seni dinliyorum.
Sen hala hamilesin değil mi? O çocuğu alır mıydın? Sen ne saçmalıyorsun? Hı? Aklınca bana şaka falan mı yapmaya çalışıyorsun? Belki yanılıyorumdur ama ben öyle hissettim. Ne o? Senin yardım melekliği oyunun bitti. Bu sefer de dedektifçilik mi oynamaya başladın? Biraz midem bulandı, biraz kustum diye ipuçlarını birleştirdim, böyle bir sonuca vardın öyle mi? Bravo gerçekten. Ama ipuçlarını yanlış birleştirmişsin şekerim. Ben sadece midemi üşütmüşüm, o kadar. Sadece kusman da değil. Sen hala konuşuyor musun? Konuşmaya devam ederek bana hakaret ettiğinin farkında mısın acaba? Yeşim, ben öyle bir şey yapmaya çalışmıyorum. Yanlış anladın. Yok. Senin için ne ifade ettiğimi söyleyeyim mi sana? Sana göre ben dünyanın en iğrenç insanıyım değil mi? Herkesi kandırdığım yetmezmiş gibi bir de şimdi masum bir çocuğu alet edeceğim bütün oyunlarıma. Çınar da bütün bunlara inanacak kadar aptal çünkü. Sen de bir o kadar zekisin. Ben öyle bir şey ima etmeye çalışmıyorum. Ben sadece... Yeter! Daha fazla konuşmak istemiyorum. Yoksa kırıcı olacağım. Şimdi çıkabilirsin. Ha bir de bana bak. Bütün bu paranoyalarından Çınar'a bahsedersen... ...senin için kötü olur. Yani küçük duruma düşersin. Ben söyleyeyim de. Çıkabilirsin şimdi. Hastalık kadını masrafı bizi yedi bitirdi. Eve bir tek emekli maaşı giriyor. Onunla odun kömür mü alayım, kiraya mı vereyim yoksa ilaca kefareti mi yatırayım bilemedim. Senin anlayacağın evladım. Yani delik büyük, yama küçük. İnanın bilmiyordum. Toprak bana hiç bahsetmedi. Ah Toprak evladım. Öyledir o. Yani kan kusar yine de belli etmez. Ama... Hep bizi sordu her an yani. Hep telefon etti yani aç mısınız, açık mısınız, tok musunuz diye sordu bize. Tabii tek emekli maaşı yetmeyince ben de bir dükkan açayım dedim. Sabah bahsi geçmişti ya. Barımı yoğumu oraya yamadım. Yine yetmedi. Siz merak etmeyin. Ben size yardım edeceğim. Sağ ol evladım. Yalnız bu yardım yani ne kadar olur acaba? Ne kadar gerekiyorsa o kadar. Allah razı olsun evladım. Ama bak gücenirim ha. Sakın beni öyle fırsatçı biri sanmayın. Estağfurullah. Olur mu öyle şey? Yani biz varayı alıştık. Ama Toprak öyle mi? Sayenizde bolluğu bereketi gördü. Yine de
lokma geçmez kızımın kursağından. Yani o bu konularda çok hassastır. Yani komşusu açken tok yatmaz. Biz de annesi babasıyız nereden bakarsan. Yani bize yapacağın yardım karının mutluluğu demektir. Haklısın baba. Ben gerekli yardımı yarın yapacağım. Ay yaşadı lan. Baba. Sen artık yat istersen. Bugün yorulmuşsundur. Kızım ben tavuk muyum bu saatte tüneyim? Hem öğleden sonra kestirdim ya, iyi geldi, uykumu aldım. Ben müsaadenize kalkayım, biraz çalışacağım. Tabii aslanım, müsaade senin. Ben de televizyon izleyeceğim zaten. Çınar. Ben de sana bakıyordum oğlum. Buyur hala. Amcan aradı mı bugün? Bak hadi yemek saatini kaçırdı diyelim. Ama saat kaç oldu, hala ortada yok. Sen telaşlanma. Ben konuştum amcamla. Ankara'daymış. Bir bakanla görüşmesi gerekiyormuş. Gece yetişirsem dönerim dedi. Olmazsa yarın gelecekmiş. İyi, bilelim de ona göre beklemeyelim. Ben bir İkbal'e bakayım, sonra da yatarım. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Baba. Baba. Kurtarma için yapılan bir propaganda gibi bir şey. Almanlar bunu yeni başlatmadı. Et skandalı kaç senedir devam ediyor. Baba sen Çınar'dan bir şey mi istedin? Tövbeler tövbesi. O da nereden çıktı? Baba. Demin duydum konuştuklarınızı. Ha, sen onu söylüyorsun. İşler nasıl diye sordu, laf lafa açtı. Ben de dükkandan söz ettim. O da ben yardım edeceğim dedi. Ben hemen karşı çıktım ha, istemedim. Ama çok ısrar etti. Ne yapsın, o da kayınbabasına bir güzellik yapmak istiyor demek. Hayır baba, Çınar ne derse desin kabul etmeyeceksin. Hiçbir şey istemeyeceksin ondan, anladın mı? Almayacaksın. Ben diyorum sen de. İkbal. Öğlen bir girdin odaya, bir daha gören olmadı seni. Sorma abla, başım tuttu gene. Hiç rahat vermedi, gözümü açamadım. Allah şifanı versin. Hadi ben yatıyorum, iyi geceler. Abla, Necip Bey nerede? Ha sen bilmiyorsun. Necip Ankara'ya gitti. Ben sen biliyorsundur diye bir şey demedim. Yok, demedi bir şey. Aa bak şimdi aklıma geldi. Zümrüt Hanım da onunla gitmiş olmasın? Çünkü o da ortalarda yok. Yok artık, daha neler. Niye olmasın canım? Kocası değil mi? Gider gider. Gider tabii de ben hani iş için gitti dedin ya, onun için şey ettim. Neyse hadi iyi geceler. İyi geceler abla.
Sen giyiniyorsan ben çıkayım. Yok yok, gel. Gel Toprak. Dersler nasıl gidiyor? Vallahi dünden beri pek çalışmaya vaktim olmadı ama en kısa zamanda devam edeceğim. Güzel. Çınar. Ben sana bir şey soracaktım. Dinliyorum. Çınar, babam senden bir şey mi istedi? Hayır. Hayır, bir şey istemedi. Ben babamı tanıyorum. O böyle pek çalışsın etsin sevmez. Hep hazır bekler. Ama ne yapayım? O benim babam. Büyüğüm sonuçta. Bir saygısızlık edemem. Yalnız bak, senden rica ediyorum. Eğer senden bir şey isterse sakın alma. Tamam mı? Hiçbir şey. Sen merak etme Toprak, ama boşuna canını sıkmışsın. Benden bir şey talep etmedi. Yani ortada böyle bir şey yok. Aslında benim sana söylemek istediğim başka bir şey daha var. Tabii, dinliyorum. Sıtkı Bey değil mi? Ha, benim. Buyurun. Oturabileceğimiz daha uygun bir yerlere gidelim. Yani ben yine de pek emin değilim ama bilmen gerektiğini düşündüm. Neyi? Yani belki ben yanılıyorumdur. Aklını da karıştırmak istemiyorum. Toprak, sen söyle, gerisini sonra düşünürüz. Çınar. Yeşim sanırım hala hamile. Nereye gidiyorsun? Doğru düzgün oturup konuşabileceğimiz bir yere. Ne konuşacağımızı da bilseydim fena olmazdı. Birazdan anlayacaksın. Hayır, olamaz Toprak. Yani onu ben kendi ellerimle götürdüm hastaneye. Randevusunu ben aldım. Hatta bir saat orada bekledim. Doktor çıktıktan sonra operasyonla ilgili konuştuk. Hatta yeşim ayıldığında doktor ona tavsiye verirken ben de oradaydım. Hastaneye kontrole gitmesi gerektiğini söyledi. Ben seni de anlıyorum. Böyle bir şeye inanmak zor tabii. Ama en azından yeşime bir sor. Kontrollerine gitmiş mi? Bu gerçekten çok ciddi bir suçlama. Eğer yeşim hamileyse
Aman Allah'ım, bunu düşünmek dahi istemiyorum. Emin misin? Yani benim bildiğim folik asidi sadece hamileler kullanır. Çünkü ben Nazlı'mı hamileyken doktor bana da vermişti. Hatta Sıtkı ilaç parasını harcadığı için alamamıştım. Neyse, sonra ablam bir şekilde buldu getirdi. O yüzden ben o ilacı hayatta unutmam. Peki ne bileyim, başka bir şey için kullanıyor olmasın bu ilacı? Olabilir tabii de dediğim gibi ben onu birkaç kez kusarken gördüm. Geçen gün de doktoruyla konuşuyordu. Mide bulantısı varmış, ondan şikayet ediyordu doktora. E tamam işte, midesini üşütmüş zaten. Yemekte de şey, Mürvet bize öyle söylemedi mi? Çınar, ben kesin öyledir demiyorum. Sadece ben böyle olduğunu düşünüyorum. Ve bunu da seninle paylaşmak istedim. Ben iyi niyetinin farkındayım Toprak. Ama bence yanılıyorsun. İnşallah sen haklısındır. İnşallah. Teşekkürler. Siz İstanbul'a mı taşındınız yoksa ziyarete falan mı geldiniz? Sen boş ver şimdi beni de. Derdin ne? Onu söyle. Direkt konuya gireyim yani. Tamam. Ben Toprağın şimdiki kocasının baldızıyım. Anlamadım. Nasıl baldızısın? Çınar'ın ikinci eşi Toprak. İlk eşi benim ablamdı. Kendisini bir trafik kazasında kaybettik maalesef. Allah rahmet eylesin de beni niye çağırdın buraya? Bir iki sorum olacaktı size. Bu Çınar'la Toprak ne oldu da bu kadar hızlı evlendiler? Nasıl bu kadar çabuk aşık oldular birbirlerine? Siz Toprağın eski kocasısınız ya. Belki bana yardımcı olabilirsiniz diye düşündüm. Bir malumatım yok benim. Onlar evlendiğinde ben hastanedeydim. İyi de size de çok garip gelmiyor mu bu durum Allah aşkına? Nişan öncesinde birbirlerini tanımıyorlarmış bile. Sonra ne olduysa ertesi gün birden evlenip buraya döndüler. Madem eski baldızısın, ona sorsana. Lütfen. Kalkmayın. Sizden bir şey isteyeceğim. Uzun etme o zaman. Ne istiyorsun onu söyle. Çınar'la Toprağın ayrılmasını istiyorum. Thank you.
Canını mı sıktım? Hayır. Ama söylediklerin doğruysa epey bir canım sıkılacak. Ne halin varsa gör. Ben yoğun bu işte. Öyle mi? Demek ki Toprağı artık sevmiyorsun ha? Haklısın. Bence de o cadının hiç sevilecek bir yönü yok zaten. Bana bak. Toprağın adını ağzına bir daha destursuz almayacaksın. Dahası onu bu dünyada benden fazla kimse sevemez. Nasıl gideceğim ben? Hangi cehenneme getirdiysen geri götür beni. Oldu. Hem boğazıma yapışacaksın hem de seni eve bırakacağım, öyle mi? Başın çaresine bak. Param olsa istemem zaten. Yürü hadi. Çok güzel bir geceydi. Seninle sohbet etmeyi özlemişim. Ama... Ece yine sıralama bütün olumsuzlukları, ne olur. Ben de biliyorum hepsini. Ben de kendimi en az senin kadar suçlu hissediyorum. Ama engelde olamıyorum kendime. Açıkçası olmak da istemiyorum Ece. Siz? Çalışıyorduk işte. Bundan sonra size gece çalışması yasak. İş hayatım işte. Bitmedi bir türlü. Baksana evde devam edeceğim artık. Of Mehmet, ben seni boşuna mı bekledim? Ya ne yapayım Reyhan? Sen de yoksun. Bütün yük bana kaldı zaten. Ama bu bir karın olduğu gerçeğini değiştirmez. Öyle değil mi tatlım? Ben yatayım artık. Hadi size iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Mehmet. Bu gece çalışmasan olmaz mı? Olmaz ya. Lütfen. Dur hayatım, ne yapıyorsun? Odamızda değiliz. Hadi geç. Hadi eyvallah. Emin misin Cesur?
Tamam, sağ ol. Neredeymiş Necip Bey? Öğrenebildin mi? Şoförüyle konuştum şimdi. Necip Bey dün akşam Sapanca'ya gitmiş. Zümrüt Hanım o da yanında mıymış? Yola birlikte çıkmamışlar. Ama Zümrüt Hanım da oradaymış. Zaten şu an birliktelermiş. Hanım. İkbal Hanım, iyi misiniz? Günaydın. Afiyet olsun. Sağ ol damat oğlum. Sen de hazırsın. Hadi gidip şu araba işine bakalım. Hemen mi? Tabii. Erken kalkan çok yol alır. Çok yemek yedik. Biraz yürüyelim mi? Hay hay, nasıl istersen. Bugün yürüyüş günü. Tamam. Thank you.
Günaydın. Günaydın kızım. Ben de yalnız başıma kahvaltı edeceğim diye sıkılıyordum. Geç otur. Çınar yok mu? Şermin de babamın burada olduğunu söyledi. Çınar'la babam biraz önce acele acele çıktılar. Allah Allah. Nereye gittiler ki? Çınar çıkarken galeriye gidiyoruz dedi. Senin haberin yok anlaşılan. Yok, haberim yok. Ne galerisi bu? Araba kızım. Çınar babana araba alacakmış galiba. Anladım Nedret Hanım. Size afiyet olsun. Yine bir başına kaldım Nedret Hanım. Toprak kızım. Baba neredesin? Damadımla birlikteyiz. Nereye gidiyorsunuz? Hiç öyle çıktık. Yani halledecek bir iki işimiz de vardı. Sakın o iş araba almak olmasın baba. Baba ben sana dün akşam ne dedim? Çınar'dan ya da başka birinden bir şey istemek ne demek? Ben ondan hiçbir şey istemeyeceksin demedim mi? Alo? Toprak kızım. Sesin gelmiyor. Ses mi kesildi ne? Toprak? Zaten ben bu telefonun doğru düz çalıştığını hiç görmedim. Miadını doldurdu yani. Alo, Toprak. Baba sen neden beni zor durumda bırakıyorsun? Çınar'dan ya da başkasından bir şey istemek ne demek? Baba? He? Neyse, hadi ben onu sonra ararım yine. Alo. Allah kahretsin. Kızım, iyi misin yavrum? Ay anne, hiç iyi değilim ben. Ne oldu yavrum? Anne, babam Çınar'dan araba istemiş. Şimdi almaya gidiyorlar. Ne diyorsun kızım sen? Vallahi, ben ne yapacağımı şaşırdım anne. Anne ne olur yardım et, babamla konuş. Engel ol buna ne olur. Ne öyle fırsatçılar gibi. Ah kızım ah. Ne diyeyim ben bu babana bilmem ki. Seni beklerken uyuyakalmışım. Ne yaptınız akşam? Konuştum. Ama çok sıcak yaklaştığını söyleyemem. Zaten adam da uyuz herifin teki. Desene bu işte yalnızız. Orası belli olmaz Reyhan. Yani adam yardım ederim demedi ama toprağa deli gibi aşık olduğu her halinden belli. Bu iyi bir şey. İyi bir şey tabii Reyhan. Adam meteliksiz. Öyle gurur falan yaptı ama daha para teklif etmedim. Bakalım para teklif edince de reddedebilecek mi uyuz? Akıllıca. Yalnız bundan daha önemli bir problemimiz var Reyhan. Toprak. Hamile olduğumu anlamış. Ciddi misin? İnkar ettim ama çok inandığını zannetmiyorum. Kesin şimdi gidip Çınar'ı yürütleyecek. Ya bu eksikti. Bu hiç iyi olmadı. Ateş gibi ha. Yani kurban olayım kırmızıya. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk.
Böyle daha çok kırmızı renkli arabalara bakıyoruz biz. Arkada bir tane daha mevcut, buyurun. Hadi bakalım. Vay anam vay. Ya damat, hani yani kırmızı olsun, 3 kuruş fazla olsun. Vallahi oradaki kırmızı da çok güzeldi ama sana baştan fazla yüklenmeyelim damat. Belki sonra kısmet onu da ha. Nasıl istersen baba. Nasıl, beğendin mi? Çok beğendim oğlum. Ben satış işlemlerini gerçekleştireyim. Sonra da yapmam gereken başka işler var. Aman oğlum. Bu arabayı hemen çıkartalım buradan. Ben akşama kadar dolaşırım. Sen de işine gücüne bakarsın. Tamam. Peki, sizi böyle alalım. Sabaha kadar uyumadı. Daha az önce daldı uykuya. Vallahi bugün ben hastaneye götüreceğim bu çocuğu. Nesi varmış öğreneceğim. Senin aklınla arana mesafe mi girdi Yasu? Hangi parayla götüreceğim bir desene bana. Vallahi kusura bakma. Parayı bekleyemeyeceğim daha fazla. Hem senin benden daha fazla korkman gerek. Daha senesi olmadı çocuğunu toprağa vereli. Ne? Yalan mı? Bana böyle afra tafra yapacağına alır da iş ara. Ne var? Nihayet. Dün gece pek anlaşamadık. Ya da ben derdimi size yeterince iyi anlatamadım sanırım. Diyorum ki bugün tekrar buluşsak. Ben meseleyi gayet güzel kavradım. Bir daha konuşmaya gerek yok. Anladım. Sizin için ayırdığım 100.000 lirayı reddediyorsunuz yani, öyle mi? Ah be anneciğim, bari 2 saat uyusaydım. Neyim var anlamadım ki. Tamam, eğer reddediyorsanız, kabul etmiyorsanız benim için bir problem yok. Ama eğer istiyorsanız... Bir an önce ayrıntıları konuşalım lütfen. Sağ ol, iyiyim. Asıl sen nasılsın? Sabah aceleyle çıkmışsınız. Kusura bakma, gidiyorum diyemedim sana. Neredesiniz şimdi peki? Çınar, babam senden bir şey istedi değil mi? Ben biliyorum zaten böyle olduğunu. Geldiğinden beri sana sürekli eksiklerini, ihtiyaçlarını anlatıp durdu. Ama bak, ben senden rica ettim. Ne olursa olsun dinleme onu, hiçbir şey alma ona. Tamam Toprak, sonra konuşalım bunları. Ben şimdi yoldayım. Eşimi kontrole götürdüm, hastaneye gidiyorum. Bana söylediklerin aklımı çok karıştırdı. Bir kontrol edeceğim. Tamam tabii. Kusura bakma, ben de kendi derdime düştüm. Doktorla konuştuktan sonra beni de ara, olur mu? Tamam. Hoşça kal. Gelebilirsin. Müsait misin?
Tabii müsaitim Kerem, gel. Şu aldığımız CD'leri soracaktım ben sana. Ay ben unuttum onları. Kusura bakma, dur. Yok, ben bunları değil, sana aldıklarımı soruyorum. Öyle mi? Onlar da burada. Tamam. Hadi yükleyelim de nasıl çalışıyormuş görelim. Yükleyelim de senin dersin yok mu? Yani benim yüzümden geri kalma. Çınar abi okul için bana süre verdi. Karar verince konuşacağız. O yüzden şimdi boş, merak etme. Sağ ol Kerem. Asıl sen sağ ol. Vay be aslanım. Kükrüyor, kükrüyor. Hey gidin dedirebilsin. Gün senin günün. Yürü! Kürtaj için geldiğiniz tarihi buldum. Doktor bey de 2 gün sonrasında randevu vermiş. Biliyorum da daha sonradan gelip gelmediğini görebiliyor musunuz? Evet, Yaşım Hanım kontrole gelmemiş. Gelmemiş mi? Emin misiniz? Eğer gelmiş olsaydı ekranda doktor beyin yazdığı reçete görünürdü. Ama maalesef ekranda ne bir tanı ne de bir ilaç kaydımız yok. Peki, teşekkür ederim. Konuşacak mıyız? Yoksa geçen seferki gibi boynuma mı aklayacaksın? Doktor Cansel burada mı? Evet efendim. Kendisiyle görüşebilir miyim? Kimliyim? Beni tanımazlar. Bir konuyla ilgili fikrini alacaktım. Buyurun, ben size eşlik edeyim. İyi günler. İyi günler, buyurun. Bir hastanızla ilgili konuşmaya geldim. İsmi? Yeşim Taşkıran. Onun doktor olduğunuzu biliyorum. Son zamanlarda işim size kontrole geldi mi? Nesi oluyorsunuz işimin? Neden soruyorsunuz bunu? Bakın doktor bey, bu gerçekten çok önemli. Yeşim size kontrole geldi mi? O hamile mi?